Merhaba hanımlar, Renkli Hayat Bahçesi kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örneğimiz dantel havlu kenarı. Bir defada yapıp biten, bu şekilde yan yana böyle düz bir şekilde havlumuzun eni kadar yapacağız. Bir defada bitireceğiz. Hiç kenarlarına falan sonradan tabii tekrar kenar örneği yapmamıza gerek yok. Kenar zincirleriyle beraber. Evet, tığım arkadaşlar 16 numara. Merak eden arkadaşlar oluyor. İplerim böyle 20'şer gramlıktan oluşan yumaklar. Altın başak 50 numara renkli dantel ipliği. Evet, örneğimize hemen başlıyoruz. İlk olarak zincir çekerek başlayacağız. Burada zincir sayımız 28 tane hanımlar, ama ben 30 tane çekebilirsiniz. Yani ben de 29-30 gibi çekeceğim. Kenarda 1-2 tane kalabilir. Herhangi bir şekilde zararı yok. Evet, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 tane çekiyorum ben. Hemen trabzanla başlayacağız örneğimize. 7 tane zincir bırakıp 8. zincirin hemen dibinden batacağız arkadaşlar. Trabzanımızı yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 ve evet 8. zincirimiz. 8. zincire batarak hemen bir trabzan oluşturdum. 2 zincir çekip trabzanların arasında şöyle göstereyim arkadaşlar size. 2'şer tane zincir yapıyoruz ve alt kısımdan da 2'şer tane zincir bırakarak 3. zincirimizi batarak trabzan yapacağız. Tam burada 1 2 3 4 tane trabzanımız var. Bir de böyle bir dolgulu şeridimiz var. 4 tane trabzandan oluşan. Bu köşeyi dönünce hemen ilk olarak dolgulu trabzanımızı yapacağız. Onunla başlayacağız. Evet, 8. zincirimizi battık. Trabzanımızı yaptık. Hemen bu trabzanın yanına 3 tane daha yaparak 4 tane trabzan yapmış olacağız. 2 3 Bu kenar şerit için bu trabzanlar ve havlumuz boyunca devam edecek bizimle birlikte. Kafeslerle birlikte onu da yapacağız sürekli. Evet, 2 zincir çekiyoruz. Hemen alttan 2 zincir bırakıp 3.sine batıyoruz. Bir trabzan yaptık. Tekrar 2 zincir. 2. trabzanımızı yapıyoruz. 2 zincir. 3 tane oldu. Ve 4. trabzanımızı da yaptık. Böyle göstermek istiyorum size. Kenarda hemen bir tane kafesimiz var. 4 tane trabzan yaptık ve 2'şer zincir arayla 4 tane trabzanımız daha oldu. Tekrar 2 zincir çekiyoruz. Burada zincir sayımızı fazla çekeceğiz arkadaşlar. Şu kısmımızı yapmak için bakın. Burada da kelebek modelini yapacağız. 2 sıra düz çekeceğiz. 3. sırada bunların ikisini birden alarak toplayacağız. Onun için buradaki zincir sayımızı fazla tutuyoruz. 2'şer tane çektik hepsinde. Burada 2 3 4 5 tane çekiyoruz. 2 zincir boşluk bırakıyoruz. Ve bir trabzanımızı yapıyoruz. Evet. Buradaki zincir sayımız fazla. 2 tane zincir bırakıp altta 3.ye battık. Yukarıdaki zincir sayımız ise 5 tane.
bu. Bir tane ilk son yaptığımız trabzanın battığımız zincir kısmına hemen oradan bir trabzan ve bir trabzan daha yapıyoruz. Yani aynı zincirin içine batarak 3 tane trabzan yapıyoruz. Böyle yakından göstereyim. Tekrar 3 zincir çekiyoruz. Yanındaki zincire arkadaşlar geçerek oradan da 3 tane trabzan yapacağız. Bakın 3 tane yaptım. Yanındaki zincire geçtim. Oraya batmaya başladık. İkinci trabzanımız ve üçüncü trabzanımız. Bu son battığımız zincire kadar zincir sayımız 28. Fakat 2 tane falan fazla çektiğiniz zaman şu kenarda rahat tutma imkanı var. O konuda da size ipucu vereyim. Biraz birkaç tane onun için fazla çektik. Tabii bunu yaptık. Bu sıramızı tamamladık. Örneğimizi koyduk. Evet, hemen çeviriyoruz örneğimizi. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Hemen bu en kenardaki trabzanların üzerine tekrar batarak 3 taneydi. 3 tane de zincir boşluğuna dolduracağız arkadaşlar trabzan. Yan yana 6 tane trabzan yapmış olacağız. Burada örneğimiz göstereceğim hemen şimdi size. Zincir boşluğuna da 3 tane yapıyoruz. Bakın bu şekilde 3 tane trabzanımızın üstüne yaptık. 3 tane de zincir boşluğuna yaptık. Örneğimizin şu kısmına başlamış olduk. Burası standart, hep zincirli kısmımızda 3'er tane olacak. Fakat en son kıyıda kalan trabzanlarımızı 3'er tane arttırarak gideceğiz. Şimdi ilk arttırma sıramızı yapmış olduk. Hemen 3 tane zincir çekiyoruz. Tekrar aynı kısma batıyoruz. Bu dolgulu kısım sıramız bitene kadar örneğimiz bitene kadar devam edecek. Bakın arkadaşlar bu şekilde devam ediyor aynı sayıda. Bu kafeslerimiz de sürekli devam ediyor. Kenardaki dolgumuzla şerit şeklinde, bakın bu şekilde, burayı hiçbir şekilde değiştirmiyoruz. Sadece bu kelebek kısmında iki tane, iki sırada böyle düz zincir çekeceğiz. Üçüncü de ikisini birden toplayacağız. Tabii yapacağız. Şimdi ilk düz zincirimizi, burada 5 tane zincirimizi çekmiştik. Evet, bunun içini doldurduk. 3'er tane trabzan. 5 zincirimizi tekrar çekiyoruz. Hemen karşıdaki bu kafeslerimize başlayacağız. Trabzanımıza batarak hemen üstüne bir trabzan yaparak devam ediyoruz. Evet, 5'li zincirimiz oluştu. Bu zincirler kafes kısmı hep ikişer zincirden oluşuyordu arkadaşlar. İkişer zincirden oluşturarak bu şekilde yapacağız. Aynısını. Bu dörtlü dolgumuzun üstünü de dolduruyoruz. Trabzanları 4 tane. Evet. Böyle bu şekilde örneğimiz başladı. 2 zincir çekiyoruz. İlk çektiğimiz kenarda kalan kısımdaki zincirlerimizin içine hemen 2 tane bırakıp üçüncüsünün içine batıyoruz ve kenar kutucuğumuzu da oluşturmuş olduk. Tekrar örneğimizi çeviriyoruz. 5 zincir. Evet, bu dolgumuzu yapıyoruz. Kafesi kısmı yaptım arkadaşlar. Şimdi bu kelebekli fiyonklu kısma geldik. Burası için 3-4 tane zincir çekiyorum. 4 zincir çektim. Bu 2 zincirimizi beraber toplayacağız. Hemen bakın
Bunları böyle alttan tığımı geçirerek ikisini birlikte bir sık iğne yapıyorum. Evet. Alttan geçiriyoruz ve sık iğnemizi yapıyoruz. Tekrar 4 zincir. 4 zincir yapıp tekrar bu zincir boşluğumuza batacağız. 3 tane trabzan yapıyoruz oraya da. 1 2 3 tane trabzanımızı yaptık. Dediğim gibi bu dolgulu kısım her sırada 3'er tane bu boşluktan birleşerek gidecek. Şu şekilde 4 sıra boyunca arttırarak burayı kıyı örneğini yapacağız. 1 2 3 tane zincir çekiyoruz. Tekrar aynı zincir boşluğunda batarak öncelikle boşluğa 3 tane trabzanımızı yapıyoruz. 3 trabzan yaptık boşluğa ve bu dolguların üzerine devam ediyoruz. 6 tane trabzan olacak o dolgularda. Bu sırayla birlikte 9 tane trabzan oluşuyor. Evet, oradan sonra tekrar bu tarafa döneceğiz. Evet, yaptık. Hemen çeviriyoruz. 3 zincir. Tekrar doldurarak, arttırarak dönüşe geçtik. Evet. Hemen devam. Evet, dolguların üzerine tamamladım. Hemen zincir boşluğuna 3 tane daha trabzan yapıyorum. Arttırmış oluyorum. 1 2 3 zincir. Tekrar aynı boşluğa 3 tane daha trabzan yapıyorum. Burası standart, hiç değişmeyecek arkadaşlar. 3 zincir arayla dolgularımız var, 3'er trabzan. Burası 2 sırada bir toparlayacağız. 3. sırada toparlayacağız. 2 sıra 5 zincir çekiyoruz karşı tarafa geçerken. 1 2 3 4 5. Hemen karşı trabzana geçiyoruz. Ben tamamlayayım dönüşte. Burası zaten standart, aynı şekilde devam edip geleceğiz. Dönüşte tekrar örneğimize, bu kenar örneğimize devam edeceğiz arkadaşlar. Burayı 5 zincir, tekrar 5 zincir. 3. sırada 4'er zincir çekip topluyoruz. Evet, sıramı tamamladım. Döndüm arkadaşlar. Hemen buraya tekrar bir 5 zincir çekerek 1 2 3 4 5 karşıya gidiyorum. Üç tane trabzan yaptım. 3 zincir çekip tekrar aynı yere 3 tane trabzan. Buradan geri döneceğiz. Bu dolgulu kısım bu kenarda kalacak arkadaşlar. Dönerken yan zincirini fazla çekeceğiz. Çünkü artık şu örneğimize başlıyoruz. Çiçek detayımıza başlıyoruz. Onun için şurayı döneceğiz şimdi arkadaşlar. Yandan zincirler çekerek. Evet. 1 2 3 dönüşlerde 3 tane çekiyorduk ama bu defa 4 tane çektik ve örneğimizi çevirdik. Bakın, dolgulu sıradan sonra 2 4 tane dolgulu sıramız var. Arttırarak gittiğimiz sıramız. Daha ondan sonraki hemen ilk yaptığımız trabzanlardan sonra köşeden hemen 4 tane zincirle dönüyoruz. Yine standart şekilde bu örneğimizin burasına devam ediyoruz. Evet, 3 trabzan, 3 zincir, tekrar aynı yere 3 trabzan. Evet, burayı 3. sırada toplamayı unutmayalım hiçbir zaman. 1 2 3 4 zincir çektik, topladık.
1 2 3 4 zincir tekrar çekip hemen ilk trabzanın başına batıyoruz. Trabzan yapıyoruz tekrar. Standart yine kafeslerimi gidip gelip arkadaşlar, daha sonra burayı devam edeceğiz. Ben dönüş yaptım arkadaşlar. Sıramı tamamladım. Zaten dediğim gibi hep burası standart bir şekilde gidecek. Orayı anlatmama gerek yok. Biz buradan ilk yaptığımız bu sütaşı örneğimizin ilk yaptığımız kısımdan dönerken kenarına 4 tane zincir çekmiştik. Bu sıramızı dönüp geldikten sonra hemen şimdi kenar örneğimizi geçiyoruz. Hemen buradan 1, 2, 3, 4 tane zincir çekip bu yaptığımız zincirin içine de aynen bu yaptığımız sütaşı örneğini koyuyoruz. 3 tane trabzan, 1, 2, 3. Bakın böyle giderken kenardaki çekmiş olduğumuz dörtlü zincirin içine devam ediyoruz. 3 zincir tekrar, 1, 2, 3 zincir. Bu yaptığımız, bakın şöyle göstereceğim size, direkt hemen yandan çıkıp yaptığımız kısım burası. Buradasını böyle üçlü trabzanlar yapacağız. Kenarını yine arttıracağız. Üzerine de çiçeğimizi geleceğiz arkadaşlar. Şimdi ilk yaptığımız sıra burası. Şöyle göstereceğim ben size. Evet, geldik. Dolgularımızı yaptık, trabzanlarımızı. Buraya trabzanımızı yaptık. Hemen zincirle dolgu kısmımızın ortasına sabitleyeceğiz sıramızı. Evet. 1 2 3 4 zincir çektik. Hemen şöyle ortalama göz kararıyla, isterseniz sayabilirsiniz de, trabzanımızın ortasına bir sık iğne yaptım. Bu kenarı sabitledim. Dönüyorum. Çevirdim örneğimi. Tekrar 1 2 3 4 5. Bu defa 5 zincir çektim. Çünkü dönüyorum. Örneğim biraz daha büyüdüğü için sıkışmasın, gerilmesin zincir az olduğu zaman. Tekrar buraya trabzanlarımızı devam ediyorum. 3 tane yaptım. Tekrar 3 zincir. 1 üçlü trabzan. 2 3. Örneğimiz bakın böyle gidiyordu. Hemen yandan devam ettik. Zincirimizi sabitledik. Buraya taktık örneğimizi. Dönüşteyiz şu anda. Dönüşte 5 zincirimizi çektik arkadaşlar. Hemen tekrar bu dolgumuza başlayacağız. Bakın sadece 2 sıra boşta kalacak. Şu gördüğünüz kısım. Ondan sonra hemen tekrar dolgularımıza başlıyoruz. Arttırmaya trabzanlarımızı. Onun için bu kenarda duran hemen sütaşı örneğimizin trabzanların üzerine 3 tane dolgu yapıyoruz. Her seferinde zincir boşluğuna batıyorduk. Fakat dolgularımız olduğu zaman üzerine dolduruyoruz. Aynı zamanda içine de 3 tane arttırarak gidiyoruz. 1 2 3 tane de zincir boşluğuna battık trabzan. Tekrar 3 zincir. Tekrar aynı şekilde aynı zincir boşluğuna 3 tane trabzan yapıyoruz. Evet, 5 zincir çekiyoruz. Karşı tarafa geçiyoruz. Ben tabi burada kameramı kapatıyorum, size uzun uzun anlatmamaya çalışıyorum. Tekrar bakın böyle 5'er tane zincir 3. de dönüşte toplayacağız diyorsunuz. Ben dönüşte tekrar size anlatmaya başlayacağım. Kafesli kısmı tamamladım. Burada da zincirlerimi topladım arkadaşlar. Aynı şekilde yine 4 zincir çekip sütaşı örneğimize geldim. 3 tane trabzan, 1 2 3 tane zincir çekiyorum ve aynı yere batarak 3 trabzan daha yapıyorum. Dediğim gibi her sırada bu kenardaki dolgularımızı arttırıyoruz. 3'er tane. Bu sırada da bu şekilde tamamlayacağız. 3 tane arttırdım. Dolgularım üzerine tamamlayarak geleceğim.
trabzanlarımızı tamamlıyorum. Evet, sonuncusunu da yaptım. Tekrar 5 zincir çekerek 1 2 3 4 5 hemen bu kenarda duran, bakın böyle sütaşı kenar örneğimiz gibi dolgular yaptık buraya da. Onun içine batıyorum zincir boşluğuna. 5 zincirden sonra 2 tane trabzan yan yana yapıyorum. 2 tane trabzan yaptık zincir boşluğumuza, bu yandaki. Hemen buradan da yine 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Aynı yere yine 2 tane trabzan yapıyorum. Tekrar 4 zincir çekiyorum. Aynı yere batarak ikili trabzan. 2 tane yani. Tekrar 4 zincir. 2 trabzan. Yan yana. Bakın arkadaşlar, şöyle göstereceğim size. Kenardan 5 zincir çektik. Sonra tekrar 2 trabzan, 4 zincir, 2 trabzan şeklinde ikişerli 4 tane trabzan yaptık. 1 2 3 4. Örneğimizin bu sondan ikinci sırasını yapmış olduk. Tekrar hemen zincir çekeceğiz. Şöyle göstermem gerekir. Zincir çekip tekrar bu dolgulu kısmımızın başına örneğimizi sabitliyoruz. Sonra çiçeklerimizin yapraklarını oluşturarak dolgularımızı yine arttırarak gelerek örneğimizi tamamlamış olacağız. Çiçeğimiz meydana gelecek. Tekrar 5 zincir çekiyoruz. Bu yaptığımız dolgulu trabzanlarımızın en sondakine batarak bir sık iğne yapıyoruz. Ve örneğimizi ikinci kez oraya sabitlemiş, tutturmuş oluyoruz. Tekrar 5 zincir yaparak bu yaptığımız zincir boşluğuna hemen bir sık iğne ile devam ediyoruz. 2 tane zincir çekeceğiz. Çiçeklerimizin yapraklarına geldi şimdi sıra. 2 zincir çektik. Aynı yere trabzan yapıyoruz. 5 tane. Bu baştaki zinciri saymıyoruz arkadaşlar. Bir tane yaptım ben. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane yaptım. Hemen 2 tane zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar batıyoruz. Ve bir sık iğne yapıyoruz. Bu dolgular yaprağımızı oluşturacak, çiçeğimizin yaprağını. Hemen yan taraftaki zincir boşluğuna geçiyoruz. Bir sık iğne. Tekrar 2 zincir. 5 tane trabzan. 1 2 3 4 ve 5 tane trabzan. 2 zincir çekiyoruz. Aynı yere batıyoruz. Baştaki ve sondaki zincirleri saymıyoruz. Sadece trabzanlar 5 tane olacak. Hemen yan tarafa geçiyoruz. 1 2 zincir. Tekrar dolgular devam ediyor. 2 3 4 5. 2 zincir çekiyoruz. Aynı yere tekrar batıyoruz. Evet arkadaş, çiçeğimizin yaprağını yapmış olduk böylelikle. Tekrar 5 zincir çekerek aynı şekilde dolgumuzu bu sırada arttıracağız. Trabzanlarımızı 3 4 5 yapmaya devam ediyoruz. 5 zincirimi çektim. Tekrar dolgulu kısma geldik. Buradaki trabzanlarımı yapıyorum. Burada kenarlar zaten standart olarak devam ediyor aynı şekilde. Sadece bu kenar çiçek kısmını yapıyoruz. Gidip gelip. Evet, arttırdım bakın. Sadece iç kısmını
yapacağımız trabzanlar kaldı. 3 tane de orayı yapıyorum. 3 zincir. Tekrar 3 trabzan. Aynı şekilde şu kelebek kısmını yapmak için 5 zincir. İlk trabzanı atıyoruz. Bir trabzan yapıyoruz. Örneğimiz böyle oluştu arkadaşlar. Meydana geldi. Tekrar söylemek gerekirse şu dolgulu kısımlar 1, 2, 3, 4 sıradan oluşuyor. Örneğimizi bir kere geliyoruz, dönüyoruz. Böyle geldik. Havlumuzun kafesli kısmını tekrar döndük. Tekrar örneğimizin şu kısmını yapıp buraya monte ediyoruz. Dönüşte de çiçeklerimizi yapraklarını yaparak, arttırmamızı da yaparak devam ediyoruz. Sadece bu kenar kısmı 4 sıradan oluşuyor. Gidip böyle bir geliyoruz, dönüyoruz. Tekrar gelip dönüyoruz ve örneğimiz bitiyor. Tekrar bu şekilde gösterdiğim şekilde arkadaşlar kafesli kısmı devam ederek aynı şekilde şu anda şurayı yapacağız. Bir, iki sıra daha devam ediyoruz. Tabi dönerken böyle geliyoruz, dolgumuzu yapıyoruz. Bu sütaşı oyamızı yaptıktan sonra dönüşte kenarına 4 zincir çekerek dönüyoruz. Aynı şekilde daha sonraki geldiğimizde orayı doldurarak bu kenar çiçek kısmımız başlamış oluyor arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir. Tekrar çünkü aynı şeyi anlatmak istemiyorum. Baş kısmına bakabilirsiniz takıldığınız yer olursa. Bir örneğimiz daha burada bitti arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir. Kullanışlı bir örnek. Ütüye gelen, ütülenebilen. Bakın yapımı da kolay. Hepinize kolay gelsin diyorum arkadaşlar. Renkli Hayat Bahçem'de bir sonraki örnekte buluşmak üzere. Hepinize hoşça kalın diyorum.